kolundan çıkarmaz mısın sen? Hayır, ama eğer sen sevmediyse çıkarayım. Yok yok, hayır, çıkarma. Benim çok hoşuma gidiyor. Bu bileklikle büyük çocuklara benziyorsun. Teşekkür ederim. Büyük olmak benim çok hoşuma gidiyor. Onun için abilerimin yaptığı gibi sana bir hediye vereceğim. Ne? Hediye mi vereceksin? Bu da nereden çıktı? Bak, işte bu madalyonu sana hediye edeceğim. Eğer kabul edersen tabii. Niye etmeyeyim? Ah ne güzel! Çok teşekkür ederim. Nereden buldun bunu Ali? Annemindi. Nesrin! Nesrin! Beni babam çağırıyor. Biliyorsun seninle oynamamı istemiyorlar. Alasmazdık. Güle güle. Sana kaç defa o Ali denen çocukla oynama diye tembih etmedim mi? Ne laf anlamaz kızsın sen! Babam Ali ile oynamamı istemiyordu. Bu yüzden beni azarlıyor. Hatta dövüyordu bile. Tek dert ortağım, sevgili dadımdı. Böylece aylar, yıllar, seneler geçti. Bakalım Nasrin Hanım, bugün cumartesi. Kalkın şu piyanodan. Neredeyse babanız gelecek. Peki dadıcığım, kızma sen. Her günde bu eski şarkıyı neden çalarsın bilmem. Dadı biliyor musun, hani mahallede bir Hacer Hanım vardı, hatırlıyor musun? Ha, biliyorum, biliyorum. Hatırlamaz olur muyum? Bir de oğlu vardı, yapacağım bir şey. Aha, ya ya, Ali! Evet, Ali, Ali! Ne olacak? Hiç öyle hatırıma geldi. Küçük hanım, çocukken çamaşırcı Hacer'in oğlundan iyi arkadaştınız ama şimdi buyurdunuz. Babanızın mevkiinden mütenasip insanlarla konuşmanız lazım. Dadı, benim hiç kimseyi gördüğüm yok. Ali dersen, onu yıllardır görmedim ben. Tabii görmeyeceksin ya, bak yakında Mithat Bey'le nişanlanacaksın. Ne de olsa onun istikbali parlak. Aman dadı, sen de bugün durmadan bana nasihat ediyorsun, biliyorum. Mithat'ın istikbali parlak. Babam da dahil, herkes onunla evlenmemi istiyor. Ben de hayır demiyorum ya canım. Haşola, aferin. Ama ne de olsa, insan çocukluğunun güzel hatıralarını kolay kolay unutamıyor. Mithat, içeri gel de bir aperatif alalım. Yok efendim, rahatsız etmeyeyim. Yok canım, ne rahatsızlığı? Sen artık bizim oğlumuz sayılırsın. Gel. Babam geldi galiba, değil mi? Evet, hem de yanında Mithat Bey de var. Herhalde seni görmek istiyor. Kuzum dadı, kapıyı sen aç, evde olmadığını söyle. Ama ayıp olmaz mı hanımcığım? Olmaz, olmaz. Ben biraz arabayla dolaşmak istiyorum. Sen bilirsin. Nerede kaldım dadı? Evde yoksunuz zannettim. Evdeydim efendim. Gel buyurun Mithat. Teşekkür ederim. Al. Nesrin nerede? Arkadaşına gitti efendim. Bu kız da hiç evde oturmuyor. Peki ne zaman? Çok oldu. Dadı, bize birer içki getir. Otursana Mithat. Niye ayakta duruyorsun? Akşamüstü küçük bir şey içmek insanın yorgunluğunu gideriyor. Tabii efendim. Yazık, Nesrin evde yokmuş. Ama herhalde şimdi gelir. İnşallah efendim. Nesrin'le de uzun zamandır görüşmedim. Sabırsızlanma canım, yakında nişanlanacaksınız. O zaman bol bol görüşürsünüz. Beyefendi, Nesrin Hanım'la nişanlanmaya karar verdiğimiz kaç ay oldu? Kendisi bir türlü bana katı bir tarih vermedi.
Acaba siz bu hususta Nesrin Hanım'la konuşur musunuz? Siz gençler her şeyde acele edersiniz. Fabrikada da bu acelenden az kalsın bizi ziyana sokuyordun. Aman efendim, hakikaten bir hatam oldu ama... bu sefer acele etmekte biraz haklıyım galiba. Ne o? Nesrin bu işten vazgeçer diye mi korkuyorsun? Meraklanma canım, benim kızım babasının sözünden dışarıya çıkmaz. Orası muhakkak efendim. Ama haklısın. Ben bu akşam kendisiyle görüşeyim. Pazartesi neticeyi sana fabrikada bildiririm. Müstakbel damadımın şerefine. Teşekkür ederim. Hadi çabuk ol. Acelen ne? Bir an evvel içeri girmek istiyorum. Siyavi Bey, Nesrin Hanım'a çabuk nişanlanması için ısrar ediyor. Kız istemiyor mu? Hayır, pek istemiyor. Onun için de acele etmiyor zaten. Ama canım, hani kız da haklı, o herife ben bile varmak istemezdim. Ah canım, Mithat Bey de sana bayılmıştı sanki. Ha? Acaba sana ömrüm boyunca hiç talip çıktı mı? Terbiyesiz! Beni gençliğimde nice civan gibi delikanlılar istedi ama... ben hiçbirini beğenip de varmadım. Ah canım, sevsinler! Hadi oradan kopak. Nişanınızın erken olmasını yalnız Mithat değil, ben de istiyorum. Madem ki Mithat'ın teklifini kabul ettin... bu işi fazla uzatmanın manası yok. Peki babacığım, siz nasıl isterseniz öyle olsun. Evet kızım, 15 gün sonra nişanınızı yapalım. Bak yavrum, Mithat tam ailemize layık bir insan. Fabrikada da iyi çalışıyor. Ben artık ihtiyarlıyorum. Yakında bütün işlerimi ona devredeceğim. İstikbalini böyle bir adamla birleştirmen senin için isabetli ve hayırlı olur. Peki dedim ya babacığım. Ama bu iş için üzülmeye lüzum yok. Nasıl olsa evinden ayrılmayacaksın. Mithat'ı buraya damat getireceğiz. Peki peki canım. Nereye gidiyor bu mallar? Anadolu'ya sevk edilecek. Bu malları Kuruçeşme'deki depoma göndereceksin demedim mi sana? Ama efendim, bu beyefendiyi çok zarara sokar. Ne dedin? Beyefendiyi düşünecek sen mi kaldın be? Ne söylüyorsam onu yap. Kaç senedir ekmek yediğim insana bunu yapamam. Vay küstah vay! Şimdi görürsün bana kafa tutmanın ne demek olduğunu. Bu mallar derhal depoma gidecek, anlaşıldı mı? Bunu da kimseye bahsettiğini görürsen fena olur senin için. Herif ama zorba be! Hı. Hem patrona kazık atıyor, hem de adama dayak! Bu bir şey mi? Mithat Bey esas kazığı patronun kızını aldıktan sonra atacak. Demek ki patronun kızını alıyor ha? O ne yağcıdır o! Beyefendi,
Siz cidden iyi bir iş adamısınız. Teşekkür ederim Mithat ama bu iltifat niye? Efendim tetkik ettim. Büyük zekanız sayesinde malları kamyonla göndermek size büyük kazanç temin ediyor. Evet ama böyle olunca da çalınma tehlikesi fazlalaşmıyor mu dersin ha? Yok efendim. O işte bizzat bendeniz meşgul oluyorum. Mallar fabrikadan çıkıp doğruca Anadolu'ya sevk ediliyor. Bana itimat edebilirsiniz. Tabii canım. Sana itimat etmesem kızımı verir miydim? İltifat ediyorsunuz efendim. Estağfurullah. Beyefendi, müsaade ederseniz öğleden sonra ben gideceğim. Ne o, nişan hazırlığı mı yoksa? Evet efendim, bugün yüzükleri alacaktım. Hadi çabuk ol, bir haftanız kaldı. Biliyoruz efendim. Nesrin hanımefendiye layık bir yüzük bulmak kolay olmuyor tabii. Müsaadenizle. Güle güle. Alo? Nesrin? Nesrin sen misin? Bugün bir yere gidecek misin? İyi. Bugün 12'de benim arabayla beni fabrikadan alıver. Tabii canım, ne zaman gelirsen olur. Bir dakika. Oldu hanımefendi. Evet. Tam 20 lira efendim. Teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun efendim. Dur bakalım Murat. Yapa Ali. Şaka etme be Ali abi. Ne o, ağır mı geldi? Tabii be Ali abi. Herkesi kendinle bir mi tutuyorsun? Bırak bu boş lafları da bana 10 kağıt borç ver bakalım. Akşama güzelce bir kafaları çekelim. Yine yolsuzsun galiba. biraz. Ama bilirsin ki borcuma sadığımdır. Haftalığımı alır almaz öderim yani. Ayıp etsin abi. Aramızda lafım olur. Eyvallah. Seninki geliyor abi. Adı sana Ali'dir. Binekleri kabidir. Yumruğunun altında herkes yere serilir. Vay ne güzel nane şeker. Ne o, bugün erkencisin. İşler kesat. Bir şey satamıyoruz birader. Hay Allah. Tabii sen böyle bayat maniler söylersen... ...değil nane lokum bile satamazsın. Yok be Ali abi. Sesim çıkmıyor. Biraz yumurta mı içsek, yoksa aslan sütü mü içsek, ha ne dersin? Akşama buluşuyor muyuz? Tabii ama daha rakı parası bile çıkaramadık. Meraklanma, bu akşam rakılar benden. Bak şimdi iyi söyledin işte. Akşama görüşürüz Abdi. Hadi güle güle. Adı sanı Ali değil. Bilekleri kahve değil, akşam rakı içerken paraları o verir. Vay ne güzel, nane şeker.
beyefendi herhalde bir arkadaşına uğramış, orada kalmıştır. İmkansız efendim, öğleyin telefonla konuştum. Beni fabrikadan alacaktı. Akşam oldu, diğer fabrikayı uğramak eve bile gelmemiş. Ah, benim cici babacığım nasıl bugün? Ah. Nesrin, hem eve geç geliyor hem de beni saatlerce fabrikada bekletiyorsun. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi, nasılsın cici babacığım? Sahi fabrikaya gelecektim bugün. Değil mi ya? Aman ne yapayım babacığım, unuttum. Ne olur, sanki yalnız gelemez miydiniz yani? Merhaba Mithat. Yoksa seni de mi beklettim bugün? Evet biraz. Ama ziyanı yok. Bak ben sana ne getirdim. Nişan yüzüklerini. Bakalım beğenecek misin? Aa, çok iyi. Hakikaten güzel. Güle güle kullan. Babacığım ben adamda biraz dinleneceğim müsaadenizle. Mithat, nişanımızı biraz tehir etmenizi rica edeceğim. Nişanı tehir mi? Neden? Hiçbir sebep yok. Yalnız ben öyle istiyorum. Mithat özür dilerim. Nesin herhalde bugün biraz sinirli. Aman efendim, estağfurullah. Genç kızlarda bu gibi haller böyle ara sıra olur. Fakat bunun bir sebebi olmalı. Nişanı niçin tehir ettirmek istiyor acaba? Sebebini ben size öğrenirim efendim. Vay ne güzel nane şeker. Abdi be! Bu sanatın inceliklerini hala öğrenemedin. Manileri düzerken çok dikkatli olmalısın. Ne yapacağız yani, modern şiir mi söyleyeceğiz? Hayır canım, müşterilerin huyuna göre mani düzmeli. Mesela çirkin şişman bir kadın görünce güzellikten ve kısmetinden bahsedeceksin. Dazlak kafalı bir herif görürsen ona delikanlı diyeceksin, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi bakalım, işte göbekli bir kadın geliyor, göster sanatını. Zarif bayan, güzel bayan, gözlerini süzen bayan, erkekleri dizi dizi peşine düşüren bayan. Vay ne güzel nane şeker. Kardeşim versene bir nane şekeri. Bir tane alıp ne yapacaksın? Üç tane alalım. Peki hocam. Üç olsun. Zarif bayan, güzel bayan, gözlerini süzen bayan, erkekleri dizi dizi peşine düşüren bayan. Hay Allah. Tamam, bu işi de becerdin, akıllısın ve selam. Vallahi bu iş kıyak be abi. Çirkine güzel de, şişmana da zayıf de, olur mu tabii? Hadi bakalım. Şimdi aynı şeyi diğer müşterilere de yap da akşama iyi bir rakı parası çıkar. Tabii tabii. Bu gidişle akşama fitil gibi sarhoş olacağız galiba. Al ne güzel nane şeker. Garson be. Bana bir soğuk bira daha getir ya. Soğuk bira be. Eyvallah. Bir soğuk bira. Ne biçim adamlar ya? Kafa mı da kardeşim? Nezaketsiz herifler. Yine demezsin neler oldu ya. Bırak şimdi cingar çıkarmayı da ağız tadından bir rakı içelim, hadi bakalım. İçelim abi. Sabahtan beri çirkine güzel demekten bıktım be abi. Bırak da biraz konuşalım. Bana bak, senin bir paçoz vardı. Bizim istasyona yakın oturuyordu. Komporlu melaketi. İyi sizdir. Abi, gelirse söyle de beni bulsun, güzel bir alem yapalım ha. Ya her şey bitti, bir de aracılığa mı başlayacağız şimdi? Ayıp ettin abi. Melahat'in arkadaşı sana vurduğu zaman biz öyle mi yaptık? Hay eksik olma. Ama o kız da pek sarmamıştı beni hani. Seni zaten hangi kız sarar ki? Bir tutturmuşsun eski aşkını, hala ondan bahsedersin. Bırak şimdi bu ağızları. Sana yakışmıyor. Bırakma. Mehmet, bize bir kavun getir. Oh. Ver bir kavun Ali abi için. Ayağla yersin küçük. Ali abi, bak ben bu akşam bunlara muhakkak nane şekeri satacağım. Yine başımı belaya sokacaksın. Yo, kafamı bozdular, güzel sarhoş oldum ya. Otur şuraya. Bırak sana. Otur dedik be. Arkadaş, sesin gür, anladık. Ama vakitsiz öten horozu keserler.
işte. Dalga mı geçiyorsun sen? Ne diyorsun ufaklık? Hayır, yalnız vakitsiz otan horcu keser diyorum. Bas şuradan da başımı derde sokma be. Üsteleme be kardeşim. Arkadaş biraz keyif olmuş ha. Düdük, sen ne karışıyorsun? Hadi ulan yek. İşte horozu kestik. Yürü bakalım başımın belası. Bir gün cigar çıkartmasan olmazsın değil mi? Ne yaptın abi? Verdim ağzını buyurun. Verdin hadi yürü. Onları. Yürü anladık, uzatma hadi. Bir lira daha içelim abi. Olur olur bir başka daha. Zaman. Gösteririm ben ona. Ali abiye bir daha kafa tutma kardeşim. Ona demir bilek Ali derler. Beni çağırtmışsın. Ne oldu Mehmet? Mallar benim depoya gidiyor mu? Evet. Dördüncü kamyonu da oraya gönderdim. Vaziyetten kimse şüphelenmiyor ya. Hayır. Bak Mehmet. Şimdi sana yeni bir iş var. Bizim patronun kızı son zamanlarda sık sık ortalardan kayboluyor. Daha evlenmeden taktırmaya mı başladı? Kes sesini de beni dinle. Peki, peki. Bana Nesrin'in nerelerde dolaştığını öğreneceksin. Olur ama öbür işleri ne yapacağız? Bu iş daha mühim. Kızın nerede olduğunu, ne yaptığını günü gününe bana rapor edeceksin. Tamam, bu işi sen bana bırak. İcap ederse fotoğraf da çek. Babasına güzel bir albüm verelim. Havasına bakın. Baş üstüne. Siz eskiden beri burada mı çalışırsınız? Evet efendim. Hayret. Sizi daha evvel gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Görseydim yüzünüzü muhakkak unutmazdım. Siz işinizden başka bir şey düşünmez misiniz? Hayır. Ali! Ulan Ali gel be! Hoş geldin! Lastiklerinizin havası tamam efendim. Ama ben lastiklerden birini değiştirmek istiyordum. O işe öbür arkadaş bakıyor. Şimdi gönderirim. Vay konforlu melahat! Hangi rüzgar attı seni buraya anam? Sulanma bakalım bugüne bugün yengenim. Biz de sana kem gözle bakmadık ki. Kimin şüphesi var bundan? Abdi de ne zamandır seni sorup duruyordu zaten. Ben de onu aramaya geldim. Söyle şu maymuna gözümde tutuyor. Bu akşam gelsin de beraber gezelim. Olur meraklanma. Gelir gelmez söylerim anam. Evet asılma be depoya gider. Bana bak söyle o maymun suratlıya beni atlatmaya kalkmasın. Bana adıyla sanıyla konforlu melahat derler. Keser miflana. Eyvallah. Güle güle konforlum. Gene çopurun meyhanesinde mi demleniyorsunuz? Öyle yapıyoruz, düşecek misin? Boş ver, işin mi yok? Hadi eyvallah. Bu sosyetik kızlara da çok içerliyorum. Araba altlarında, iş yok, güç yok, bir de insanla matrak geçiyorlar. Sen de hesaplarını görüver be Ali abi. Bırak Allah'ını seversen, başını bela mı alacaksın? Herkes dengi dengine demişler, ya moruk! Abi! Eyvallah abi!
Vay be. Anne diyorsun sonra böyle bir gibi. Nasıl öyle? Ben ne yapacağız değil hani. Ulan senin istimbok bizim iskeleye uğramaz mı yani? Müşterilere servis yapıyordum. Anlamadım, ben müşteri değil miyim? Hıyar babası. Hemen getireyim, ne emredersiniz? Rakı içeceğiz elbet, süt içecek değildik ya. Yanında da biraz meze olsun ha. Dur bakayım, ne o elindeki? Rakı, müşterilere götürüyordum. Sen bunu bana bırak da müşteriye başka rakı götür. Bozulma abla. Zehir gibi gaco be. İş var bu kadında, iş var. Bir içki de benimle içer misin güzelim? Hadi be taş arabası, başımı belaya sokma. Hay ağzını öpeyim, ne de güzel konuşuyorsun. Koşun koşun. Yaşa be abla, sen de bizdensin. Gel de bir içkimizi iç. He? İçelim bakalım. Bu yakışıklı delikanlı kim? Ali, en iyi arkadaşım. Ona demir bilek Ali derler. Vurduğunu kral vallahi ya. Öyle mi? Ben de kendimi takdim edeyim öyleyse. Et bakalım. Bana gececi Nesrin derler. Yahut da gece kuşu. Nasıl hoşunuza giderse. Eyvallah abla. Otur da bir içkimizi iç. Gece kuşu. Gece kuşuymuş. Oturalım bakalım. Otur bakalım. Mehmet, içki getir. İyi eğleneceğiz bugün. Anlat bakalım. Mehmet! Ol dedik abi. Götür oğlum. Sana neden gece kuşu diyorlar? Ben geceleri iş tutarım da ondan. Anlarsın ya. Anlarsın ya, gece kuşuymuş. Güzel. Demek gündüzleri boşsun. Üçümüz beraber gezebiliriz. Peki, sen gündüzleri çalışmıyor musun be? Ben benzin istasyonunda çalışıyorum. Yarından itibaren de gece postasına geçiyorum. İyi. Sen? Sen ne iş yaparsın? Ben mi? Ben nane şekeri satarım, işim iyidir. İstediğim zaman çalışırım, istemediğim zamanlarda da çalışmam. Biz çoğu zaman ikimiz gezer eğleniriz. İstersen sen de gel, bu sefer üçümüz beraber gezelim. Ne dersin? Görüyorsun, bizden kötülük gelmez. Fena insanlar değiliz biz. Ne dersin gece kuşu abla? Çocuklar, ikiniz de hoşuma gittiniz. Tamam, bundan sonra ayrılmıyoruz birbirimizden. Eyvallah. Yeni arkadaşlığımızın şerefine içelim. Yeni arkadaşlığımızın şerefine. Arkadaşlar, ben gideyim artık ha? Pekala. Eyüp'te Sarı Mehmet'in kahvesinde buluşalım. Aman, saat 10'dayız. Yaşa! Abla, acele etmeseydin birkaç kere daha parlatır, neşemizi bulur, sonra duman ederdik burayı. Biz gece çalışırız dedik be, hala anlamadın mı? Gece fazla kalamam, yarın görüşürüz. Güle güle gece kuşu, hadi elden gel. Yoo, öyle değil. Bak böyle. Böyle, 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 avanta! Avantajlar çekilsin. Eyvallah abiler! Biliyor musun, gece kuşu fena kız değil ha? Fena değil de laf mı be? Tam kafada, hem de güzel kız. Ne o, perizi bozuyor musun? Hiç belli olmaz. Kız hoşuma gitti doğrusu. Daldın gece kuşu. Aşık mısın yoksa?
Yok canım, biz çoktan boş verdik o masallara. Seni dinliyordum. Bu benim çocukluk şarkımdır. O zamanlar annem sağdı. Ben de değiş güç yol. Arkadaşlarla sokaklarda oynar dururdum. Bu şarkıyla hep o mesut günleri hatırlıyorum. Şimdi mesut değil misin yani? İşte hiçbir şikayetimiz yok. Hapti ile beraber bir odada oturuyoruz. İşten çıkınca hep beraber gezer eğleniriz. Hele sen de aramıza girince vakit daha iyi geçiyor. Olan şair gibi konuşuyorsun be Ali. Aa, bak kim geliyor? Ali abi, Ali abi, bilekleri kavi abi. Sen bu kıza vurulacaksın, gözlerinden belli abi. Vay ne güzel, nane şeker. Bırak şimdi matrak geçmeyi de söyle bakalım ne havadis getirdin. Otur şöyle. Hadi konuş bakalım. Dur biraz nefes alalım abisi. Nasılsın gece kuşu ablacığım? Eyvallah abi. Bendeniz Avantajcılar Çetesi'nin hafiyesi. Sizlere aşağıdaki bilgiyi sunmakla şeref duyarım. Hadi uzatma da söyle hangi enayinin otomobili boş. 1. Müteahhit Hilmi Bey'in arabası garajda. Hı. Kendisi yok, karısı da gezmekteymiş. O araba fena değildir. Hani bilirsin ya, bir kere gezmiştik. Bundan başka çok kolay araklanacak bir araba daha var. Fabrikatör Siyami Bey'in arabası. O arabaya sakın dokunmayın. Neden? O Siyami Bey'le bir gece iş gördüm. Az kalsın başım belaya girecekti. Benim deftere bakılırsa o adam hiç fena değil. Bunun dediği damadı olacak herhalde. Tanıdım. Abi sen de çok şey biliyorsun be. İşte. Tabii, o her şeyi bilir. Gece işleri için ondan çok şey öğrenebilirsin. Ne diyorduk efendim? Bir de armatör Hüsnü Bey'in açık siyah arabası var biliyorsun ya. Tamam, en kolay bu alınır. Avantajcılar Çetesi'nin otomobil arakçısı yarınki piknik için bir günlüğüne bir oto bulmaya söz verir. Yalnız oto alındığı gibi yine yerine bırakılacaktır. Öyleyse yemek de benden. Ne istersiniz çocuklar? Tavuk, kocaman bir tavuk. Evet, tamam, tavuk ama... kocaman. Avantajcılar Çetesi'nin 3. üyesi yarınki piknik için bütün yemekleriyle beraber büyük bir tavuk araklamaya da söz verir. Elden gel. Yaşasın Avantajcılar Çetesi. Yaşasın. Hadi. Nesrin Hanım yoklar mı? Odasında hazırlanıyorum, şimdi gelir. Güzel. Oğlum Mithat'ın ailenize intisabı bizim için cidden büyük bir şereftir. İltifat ediyorsunuz. Mithat sizin kadar bizim de oğlumuzdur. Nesrin geliyor işte. Özür dilerim babacığım. Biraz geç kaldım. Arkadaşlarıma gitmiştim de. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Misafirlerimizi beklettin kızım ama. Yani yok canım. Gençlerin hazırlanması kolay değil. Sizi uzun zamandan beri görmedik. Rahmetli anneniz ne kibar bir kadındı. Maşallah siz de ona benziyorsunuz. Teşekkür ederim efendim. Hiç unutmam, bir gün annenize misafir gelmiştik. Siz daha o zamanlar 8 yaşında filandınız. Sevgili gelinim şarap içerler mi? Boş ver moruk, rakı var mı? Hı? Ne? Hayır efendim, içki kullanmam. Anneniz de sizin gibi şakacıydı. Ne diyordum? Bir gün sizin eve misafir gelmiştik. Evet. Siz o zaman küçük, şipşirin, tatlı bir küçük hanımdınız. Anneniz bizi şakadan kırdı geçirdi. Bir dakika. Ne var kızım? Bir şey mi var? Baba, bu tavuk kokmuş. Kokmuş mu? Kokmuş tabii. Dadı? Nasıl olur küçük hanım? Sizin istediğiniz tavuk bu, daha yeni kestik. Kimse kokmuş tavuk istemedim herhalde. Kokmuş tavuk. Bunu yerine et getirsin değil mi? Alıp götürsün.
özür dilerim. Bizim aşçı yapıyor bazen böyle hatalar. Buyur musun? Teşekkür ederim. İnallah ama sabirin. Küçük hanımı bir türlü anlayamıyorum. Son zamanlarda bir şeyler oldu. Sabahleyin benden tavuk izledi, şimdi de beğenmiyor ayol. Şimdi ne yapacağız? Bari misafirlere biraz et verelim. Bu işi hala anlayamadım vallahi. Tavuk istediniz, işte bulduk çocuklar. Mis gibi de kokuyor vallahi. Tavuğa bak. Bizim bulduğumuz araba fena mı yani? Fena demedik ama benim tavuk da iyidir. Hadi yiyelim. Ne oluyorsunuz be, hiç mi tavuk görmediniz? Şunu çatalla yesenize. Tavuk budunu İngiltere kraliçesi bile eliyle yermiş. Aman bu ne hal? Çabuk bitirin de biraz otomobille gezelim. Dur da şu tavuğu ağız tadıyla yiyelim be. Az ter dökmedik kaldırmak için. Arakladık tabii. Arakçılığa geç başladın ama iyi yetiştin. Biz bu işe sübyanken girdik. O zamanlar ağaçlara tırmanır erik araklardık. Göğsümüz bağrımız erik dolardı derken bekçi düşerdi peşimize. O kovalar biz kaçarız, o kovalar biz kaçarız. İllallah birader. Kim pişirdiyse bu tavuğu eline sağlık. Ha ne diyordum, ben küçükken arakçılık yapamazdım ama iyi barbut atardım ha. Öyle bir barbut atardım ki. Ah, kimse benim üstüme değildi mahallede. Çocuklarının nelerini almıştım, bir günde birinin ceketini aldım. Şu şişeyi versene abi. Ulan öyle bir yumuldunuz ki tavuğa bana hiçbir şey kalmadı. Ben de bacağı severdim. Hadi Abdi. Kadehimizi gece kuşunun şerefine kaldıralım. Gece kuşunun şerefine. Olmaz. Avantajcılar çetesi şerefine. Avantajcılar çetesi şerefine. Ayol buradaki tavuğu kim aldı? Kim alacak? Olsa olsa sen almışsındır. Ben almadım. Dün gece kendi elimden komuştum. Bana bak, koca tavuğu bir oturuşta nasıl yedin ayol? Ben mi yedim? Tabakkale'de son günlerde davul gibi şişmanladın. Ay sevsinler bana şişman diyene bakın. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Hay Allah! Bu evde son günlerde bir şeyler donuyor. Hadi eyvallah! Ali be, sen dans bilir misin? Ne zannettin beni sen gece kuşu? İstanbul'da büyüdük biz, İstanbul'da. Öyleyse bu akşam Avantajcılar çetesi pavyona girip dans edecek. Hasta mısın be gece kuşu? Oraya gitmek için para lazım, güzel elbiseler lazım. Bunları nereden bulacağız? Ya gece kuşu ne güne duruyor be? Sen o işi bana bırak. Aman gece kuşu fazla ileri gitme. Yakayı ele vereceksin. Ben mi? Yok canım, sen hiç meraklanma. Ne o? Pavyona mı gidiyoruz? Göbek havası var mı? Tat tat tat. Bana bak, oraları kibar yerler. Başın belaya girer. Karışmam seni, ben bile kurtaramam. Namussuzum abicim, vallahi billahi bir şey yapmayacağım. Bir çığır çıkarır mı, orası kibar yer değil mi ama? Ha? Pavyona gidiyoruz, pavyona. Bu kızın yaptığı artık rezalet. Elin serserileriyle geziyor. Bir duyulursa babasını da beni de rezil edecek. Rezil olmak bir şey değil de, bu adamlar işe burunlarını sokarlarsa boyamız meydana çıkar diye korkuyorum. Meraklanma, meraklanma, hiçbir şey yapamazlar. Elime bir fırsat geçer geçmez o kıza haddini bildireceğim. Elimden kolay kolay kurtulamaz. Sen git, mümkün olduğu kadar çok resim çek. Bak
babacığım, müsaade ederseniz bu akşam arkadaşlarla beraber çıkıyoruz. Mithat da var mı? Hayır, yok. Ama Nesrin, ben bunu doğru bulmuyorum. Zaten birkaç zamandır sende garip haller var. Mithat'la nişanını niye tehir ettiğini de bana söylemedin. Söylemen lazımdı. Babacığım, bu işi bu kadar büyütme. Mühim bir şey yok ki. Biraz gecikirsen nişan ne olur sanki? Ama nasıl olur? Olmaz ki. Şimdi siz bana müsaade ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Ha? Peki yavrum, müsaade ediyorum. babacığım, ha, bir şey daha var. Ne? Biraz da para isteyeceğim. Ha, tabii yavrum. Ne kadar istiyorsun? 1000 lira kadar babacığım. Hı? 1000 lira mı? Ne yapacaksın bu kadar parayı? Aman baba, yakında nişanlanıyorum. Paraya ihtiyacım var tabii. Bak Nesrin, bana bir şeyler deniyor gibi geliyor. Senin işlerine karışmak istemem. Fakat yaptığın ve yapacağın her harekette babanın ve ailenin şerefini düşünmen lazım kızım. Al sana şimdi 1000 lira. Yaşa! Benim tonton canım babacığım. Güle güle kızım. Avantajlar çetesi namına o. Ali Özer adına. Tamam, buyurun efendim. Abicim bir dakika, ne oldu? Otur be! Otur yerine! Rezil olacağız, kibar yer burası! Biz de fena bir şey yapmadık ya abicim! Allah Allah! İçelim hadi! Kabak gibi oturacağımıza bir daha zedelim bari. Edelim. Riskiymiş. Cimri baş. Hmm.
Kılıkta dans ettiğimizi görenler bizi de devamlı müşteri zannedecekler. Tabii ya, onlardan ne farkımız var sanki? Sen bu smokinlerle çok yakalı olmuşsun. Hele sen. Bu kaldırdığın elbise sana çok yakıştı yani. Ali abi, amma fiyakalı dans ediyorsun, helal olsun sana be! Helal olsun! Sihami Bey'in kızı ne arıyor burada? Mithat'ın nişanlısı mı, nereden tanırsın onu? Kaç defa konuştum, eskiden Mehmet'in partilerine gelirdi. Otursana da gidip bir dans etsen bari. Dene bakalım. Abdi tamam galiba. Ne oğlum? Fazla içme, çıngar çıkarırsın ha. Burası kibar yer. Ne kadar? Ben buradan kavga etmem. Ben de kavga etmeyeceğim abicim valla. Bırak canım, çocuk eğlensin. Eğlensin ama biz de rezil etmesin. Ben dans etmeye gidiyorum. Ettik de geldik değil mi? Ha? Tabii! Amma eğleniyoruz değil mi? Bonsoir! Ne istedim? Nasılsınız? Beni tanımadınız galiba. Hayır, nereden tanıyacağım? Şakaya bırakın canım. Babanızın fabrikadaki davetinde beraber dans bile etmiştik, unuttunuz mu? Hatırlayayım biraz. İşitmedin mi? Bayan seni tanımıyorum dedi. Boş ver Ali! Hanımefendi dans etmek istemediği için şaka ediyorlar. Bak, bu sefer çıngarı ben çıkartmıyorum. Buyurun. Ali, çek arabanı! Hiç bu kadar nezaketsizlik görmedim. Ali! Abi yardım edelim ona! Boş ver canım, Ali işini bilir, zaten canı sıkılıyordu. Bırakma! Yakala! Yakala, yakala! Vur! Çalın be, ne duruyorsunuz, hadi! Çıngar güzel şeydir. Hele böyle pavyonda olursa tadına doyum olmaz. Devam edin, devam edin. Sihami Bey bu resmi görürse yüreğine iner muhakkak. Sen de resmi nikahtan sonra göster. Böylece her şey kökünden hallolur, miras da sana kalır. Nesrin bir haftalığına benden motoru istedi. Ben de verdim. İyi ya, her ikisini birden motorda yakalayıp polise teslim edelim. Hayır, ikisi birden olmaz. Herifi yalnız yakalamamız lazım. Neyse, ben bu işe bir çare bulacağım. Şimdi gel şu malları yükleyelim. Biraz ağır ol, trafik polisi takılacak.
Korktun değil mi? Ha, sen yanımda olunca hiç korkar mıyım be? Nasıl, arakladığın motoru beğendin mi? Çok güzel. Sahibi kim acaba? Hiç, enayinin biri. Sakın seni yakalatmasın. Yok canım. Herif burada değil zaten. Motoru bir haftalığına sana veriyorum. Eyvallah. Elden gel. Evet. Kay biraz böyle. Sayende kolay geçtik, kılavuz başı. Ne güzel. Sana bir motor hediye ettik, enayi bakacağına sevinsene. Bana bak, ağzını topla. Biz karı malıyla geçinenlerden değiliz. Biliyor musun gece kuşu? Senin bu işlerden vazgeçmeni istiyorum. Bu da nereden çıktı gene? Korkuyor musun yoksa? Kendim için değil, senin için korkuyorum ben. Yaptığın doğru değil gece kuşu. Günün birinde başım belaya girecek. Diyelim ki yakalayıp deliğe tıktılar beni. Üzülür müsün? Arkadaşlar, bu akşam sizleri Avantajcılar Çetesi namına yemeğe davet ediyorum. Nasıl? Paralar benden. Bana bak Abdi, gene kumar oynamaya kalkışma, karışmama. Ne olurmuş? Ne olmuş yani? Ne olacak, o kumarbaz herifler seni soyar sovana çevirirler. Kimi, beni mi? Beni mi soyacaklar? Bana adıyla sanıyla Fethbaz Abdi derler. Onların sırtından gömleklerini alırım halimallah. Sen bilirsin Abdi. Sonra benden para isteme. İstemem. Benden de paso. Gece işleri kesat gidiyor. Hadi eyvallah. Meraklanmayın, hiç meraklanmayın. Siz eğlenmenize bakın. Bu akşam bendensiniz. Geliyor bizim yemlik. İki bıçağa ne gelirse kardeşim, hadi bakalım. Evet. İki buçuk bunu da bir götüreyim seni. Sen at. Ne o abiler, zar mı? Evet. Zar atmak çoluk çocuk işi. Var mı içinizde kılıç açacak kabadayı? Kılıç dedim, kılıç. Kaybedecek paranız var galiba.
Sen kılıç bilir misin? Eh biraz. Paranız yoksa gömleğinizi de sırtınızdan alırız yani. Ben sizin yerinizde olsam böyle bir sotaya düşmezdim. Hadi karıştır şunları. Dedim ya, günah benden gitti gömleğinizi sırtınızdan alırsam. Pek şansım yoktu. Ama bir elde az kalsın 100 lira kazanıyordum. Ah kazanasaydım ama herifler az çıkardı birader. Ne gülüyorsunuz be, ne yapalım? Zaten canım sıkılıyor. Senin sırtlarından gömleğini alıyordun değil mi? Olmadı, ne yapalım ya? Hep böyle yolunmuş tavağa çevirdin adam. Kazansaydım iyiydi ama değil mi? Biliyor musun, seni buraya niye getirmek istedim? Bilmem ki. Senin böyle garip tarafların var, anlaması güç biraz. Bunun anlaşılmayacak tarafı yok. İstanbul'un en çok sevdiğim yeri burası. Çoğu zaman buraya yalnız gelirim. Bu sefer de seninle beraber gelmeyi arzularım. Burası sahiden güzelmiş bir Ali Yaşa. Sen evvelce hiç gelmemiş miydin bu güzel yere? Yok canım. Nereden gelecektim sanki? Ben İstanbul'u adam akıllı bilmem ki. Çocukluğum İzmir'de geçti. Yoksulluk içinde. Benim de çocukluğum çok acı ve yoksulluk içinde geçti. Annem fakir bir kadındı. Bana bakmak için çalışır dururdu. O günlerimin en iyi hatıraları buralarda geçmiştir. Belki de onun için senden buraya gelmek istedim. İşin garibi, seni ilk tanıdığım günde buraya gelip senden baş başa oturmayı istemiştim. Kim bilir, belki de sende eski mutlu günlerimin hatıralarını buluyordum. Bırak şimdi şu eski günleri canım, düşünüp üzülme. Şimdi iyi değil mi yani durumun? Senden tanıştıktan sonra hayatım biraz daha güzelleşti. Yalnız şimdi bir de sırtımda senin mesuliyetini hissediyorum. Seni düşünüyorum, seni merak ediyorum. Beni merak edecek ne var canım, çocuk değilim ya. Biliyorum ama senin bu gece işlerinden korkuyorum. Yaptığın doğru değil. Bugün değilse yarın başına bir şey gelir. Ne yapalım yani, hanımefendiler gibi evde mi oturalım? Evet gece kuşum. Artık senin bu işlerden vazgeçip evde oturmanı istiyorum. Benden evlenmeyi istersen tabii. Evlenmek mi? İsterim tabii, tabii isterim ama... ulan Ali, başımı döndürdün ben mi? Alo, Sihan Bey'in evi mi? Ben Mithat. Nesrini verir misiniz? Ha Nesrin? Ben Mithat. Canım acele fabrikaya gelmen lazım. Baban seninle görüşmek istiyor. Ama imkansız Mithat, şimdi gelemem. Mühim bir randevum var. Ama baban hasta, hemen seni görmek istiyor. Bu daha mühim. Sana telefonda izah edemem.
Evet, hemen gelmeniz lazım. Peki, hemen geliyorum. Ben gidiyorum dadı, babam hasta. Daima hasta, bak şu başımıza gelenlere, eyvahlar olsun. Bunların bugün gene motorla gezmeye gideceklerinden emin misin? Evet. 3 gündür çıkıyorlar. Tamam, öyleyse hemen otomobile atlayalım şimdi. Tam bu saatte mi çıkıyor? Evet. Delikanlı kızın yerine karşısında bizi bulunca bir hayli şaşıracak. Affedersin abi, saatin doğru mu? Vallahi kardeşim, benim saatim 2:05 var. Eyvallah, eksik olma. Polise haber verdin değil mi? Abi. İnanacaklar mı dersin? Bunda inanılmayacak ne var? Hele herifi motorda yakalarsak iş tamamdır. Öyle ya. Abi asarlar. Seninki orada. Bir şey olmamış gibi yanına gidelim. Onu motorun içinde yakalamamız lazım. Hadi. Arkadaş, biraz gelir misin? Bu motor senin mi? Sana ne? Anlamadım, sana ne demek? Bu motor beyefendinin. Tersem herif, kaçırdın elinden, atla şu motora! Ama şu motoru takip ediverim. Motoru mu çaldılar bey abi? Evet, evet. Peki, peki, gel, gel. Hazır elimize geçmişti aptal, onu kaçırdık. Kaptan, daha hızlı! Ne o? Bu ne heyecan böyle? Peki sen hasta değil misin? Beni çağırtmadın mı? Yo. Şimdilik pek hastalanmaya da niyetli değilim kızım. Hay Allah. Son zamanlarda sende büyük değişiklikler var kızım. Bu sinirli halinin sebebini bilmiyorum. Özür dilerim babacığım. Sizi hasta zannettiğim için biraz heyecanlandım. Mithat böyle söylemişti ama görür o Mithat bende. Mithat'la evlenmek istemiyorsan bunu kendisine açıkça söylemelisin. Söyle, gizleme kızım. Babacığım, sizinle yakında bu işe konuşacağım ama rica ederim şimdi bir şey sormayın bana. Ha? Sahiden hasta değilsiniz değil mi baba? Hiçbir şeyim yok dedim ha kızım. Nah sana! Kıyıya çek de gece kondu yapsınlar onu! Bu
Benzin bitti beyim. Hay Allah kahretsin. Niye koymazsın benzin? Ne yapayım efendim? Benzin mi bitti yavrum? Deniz suyu kullan, deniz suyu. Ama istersen benim yedek depodan biraz takviye edelim. Dur, geliyorum yamacına. Oo, resme de başladık. Filmin renkli mi ayı yavrusu? Gösteririm ben sana. Neyi gösterirsin lan? Yanaşıyorum. Şöyle yandan çek de daha yakışıklı çıkayım. Hadi şimdilik eyvallah. Yardıma ihtiyacınız olursa seslerinde geleyim. Acıkırsanız balıkta tutarsınız, takım vereyim size. Hadi eyvallah, eyvallah abi. Mithat, seninle hesaplaşmam lazım gelen bazı meseleler var. Öyle mi? Buyurun evvela oturun. Pek sinirli görünüyorsunuz. Tabii sinirli olurum. Arkadaşlarımı takip etmeye ne hakkın var senin? Arkadaş seçerken senin de biraz titiz davranman lazım değil mi acaba? Benim arkadaşlarıma karışamazsın Mithat. Çünkü aramızda hiçbir şey kalmadı artık. Belki benim hakkım yok ama... Bu resimleri görürse baban da arkadaşlarını pek beğenmeyecek sanırım, ha? Demek bunu da yaptın, ha? Kötü karakterini ortaya döküp bana şantaj yapmaya kalkma. Bütün bu olup bitenlere babama ben kendim anlatacağım. Peki, ya polisi nasıl atlatacaksın? Polisi mi? Polis ne zamandan beri motorumun hırsızını aramakta. Bu resim onlara her şeyi ispat eder sanırım. Peki ama motoru sen bana bir haftalığına vermedin mi? Çocukluğundan beri bana ehemmiyet vermez bir kenara atardın. Ama şimdi beni o kadar kolay atlatamayacaksın. O resmi gören polis artık senin laflarına inanır mı? Şey, ne yapmamı istiyorsun? Benimle derhal evlenmeni istiyorum. O adamı bu andan itibaren bir daha hiç görmeyeceksin. Peki. Her istediğini yapacağım. En yakın zamanda nikahlanırız. Yalnız bu işe polisi karıştırma. Bak şimdi daha akıllıca konuşuyorsun. Nikahımızı da en geç bir haftaya kadar yapıyoruz. Ne bugün ne de yarın Ali'yi bir daha görmek yok. Anladın mı? Anladım. Fakat sen de şunu unutma. Seni nikahımızdan önce de sevmedim, nikahımızdan sonra da sevmeyeceğim. Ziyanı yok. Evlilik için daima sevgi şart değildir. Güle güle. Efendi, size iyi bir haberim var. Hayrola? Demin Nesrin Hanım'la konuştuk. En geç bir haftaya kadar düğünümüzü yapacağız. Çok sevindim doğrusu. Fakat bir şey var. Nesrin düğünümüzü ufak bir nikah merasimi olarak evde istiyor. Ne dersiniz? Öylesi daha iyi. Nikahtan sonra da seyahate çıkarsınız. Emredersiniz. Nasıl münasip görürseniz efendim. O halde senden şu davetiye listesini hazırlayalım. En başta tabii saraylıgiller. Ondan sonra...
Yusuf'la madalyonu aldığın zaman benim kim olduğumu anlayacaksın. Çocukluğumuzdaki günleri unut. Gece kuşuyla geçirdiğin güzel günleri de unut. Ayrılmamız lazım. Bu mektubu aldıktan sonra sakın bir daha beni arama. At diye de selamlar. Gece kuşu. Gece kuşu benim çocukluk arkadaşım Nesrin demek. Dadı! Dur ayol, saldırma öyle! Hadi hemen beni onun yanına götür. Ayol, küçük hanım seni istemiyor dedim. Küçük hanım beni istiyor. İstemez! Ne olur dur, dadı, hadi yürü yapma, gidelim. Yapma ayol, dur, nefesim kesildi. Bir nefes oldum çocuk. Çekil yolumdan be gündüz pederi, benim senden alışverişim yok, ben küçük hanımı görmeye geldim. Olmaz ayol, küçük hanım seni görmek istemiyor. Canım ne biliyorsun görmek istemediğini, o benim çocukluk arkadaşım, sen her şeye burnunu sokmak için bana bulaşırdın ki birader. Bak ya sen mi bileceksin, bana söyledi, ayol istemem dedi. Sen bırak beni, bir dakika göreyim kendisini. Olmaz efendim, olmaz dedim bir defa, istemez o, ister o, ister, bırak beni. Bırak dadı, gelsin. Gece kuşu, Nesrin. Sen Nesrin'sin değil mi? Senelerden beri seni beklemiştim. Bir gün karşıma çıkacağını biliyordum. Bir şey mi istediniz Ali Bey? Ne? Gece kuşu, ne oldu sana? Neden bu kadar ciddileştin? Mektubumda size her şeyi açıkça yazmıştım. Yani bir daha birbirimizi hiç görmeyecek miyiz gece kuşu? Artık gece kuşunu unutmanız lazım. Çocukluğumuzdaki gibi birkaç güzel gün geçirdik. Hepsi o kadar. Ama neden? Babamın çocukluğumuzdan beri bu mevzuda ne kadar titiz davrandığını bilirsin. Babanla ben kendim konuşurum. Seneler onu değiştirmiştir herhalde. Hiç zannetme. Aramızdaki büyük uçurumu unutuyorsun. Hayatlarımız apayrı bizim. Haklısınız gece kuşu. Nesrin Hanım. Ben fakir bir benzinciyim. Sizse zengin bir babanın şımarık kızı. Fakat ne babanızın zenginliği, ne size karşı duyduğum aşk benden alay etmenize sebep olmamalıydı. Ben sizinle alay etmedim. Birkaç gün içinde olsa çocukluğumuzu yaşamak istedim. Eğlenceli günler geçirdik. İşte o kadar. Eğlenceli günler ha? Yıllardan beri beklediğim o mesut dakikalara sen ne eğlenceli günler diyorsun. Benimse bütün istediğim seni bulduktan sonra hiç ayrılmamaktı. Bir daha hiç ayrılmamak mı? Bunu düşünmeye bile imkan yok. Ben yakında evleniyorum. Allah hayırlı etsin. Herhalde kendinize münasip bir insan bulmuşsunuzdur. Ben size karşı duyduğum temiz aşkı kirletmek istemiyorum. Bu madalyonu bana oynadığınız kirli oyunu hatırlatmak için tekrar size veriyorum. Bilemezsiniz, son zamanlarda ne kadar mesudum beyefendi. Evliliğin ilk heyecanları öyledir tabii. Yalnız evlilik değil beyefendi. Sizin ailenize girmek, şansınıza kendimi daha yakın hissetmek beni çok sevindiriyor. Mithat, sen bana bu kadar iltifat edersen... ...kızıma nasıl ilan aşk ediyorsundur kim bilir. Aman efendim, utandırıyorsunuz. Nikah memuru işini hallettin mi? Evet, meşhur sakallı Sabri Bey... Eve gelip nikahımızı kıymayı kabul etti. Avantajcılar çetesinin hafiyesi olarak şu bilgiyi aldım. Gece kuşunun evleneceği adam hiç de iyi ayakkabı değilmiş. Kendisine fabrikada yağcı Mithat derlermiş. Hem yağcılık yapar hem de kazık atarmış.
Abdi, niye uğraşıp duruyorsun bu işlerle? Artık ne avantajcılar çetesi kaldı, ne de gece kuşu. Ne uğraşması canım, bir şey yaptığım yok. Yalnız nane şekeri satarken oradaki kızlardan ufak tefek şeyler öğreniyorum işte. Abdi, gece kuşunun kocası hakkında ne öğrenirsen öğren beni alakadar etmez. Değil mi ki o beni istemedi? Geçirdiğimiz güzel günleri bile alaya aldı, benim için her şey bitmiştir. Vallahi bilmem ama sen ne dersen de ben bu işte bir bittiğini seziyorum. Hadi eyvallah, akşama görüşürüz. Güle güle abi. Naneci malını satar, çocuklar şekeri tadar. Versene bir tane abi oradan. Al kardeşim al, tatlı tatlı ye. Eyvallah eyvallah. Bir kötü adam çıkar, herkesi birbirine katar. Vay ne güzel nane şeker. Karım, öğle yemeği yemediniz, bari biraz kahvaltı edin. İstemem dadı. Ama kızım, akşama kadar evde oturuyor, hiçbir şey de yemiyorsun. Bende bir haller var ama... Bir şeyim yok dadı. Sen evvelden böyle değildin, çocukken bile her şeyini gelir bana anlatırdın. Fabrikaya gelirim, ben kızları severim. Nane şeker alanın gözlerinden öperim. Vay ne güzel nane şeker. Küçük odam sıvalı, içi bülbül yuvalı. Böyle sevda görmedim, ben anamdan doğalı. Vay ne güzel nane şeker. Bunlar bize giden mallar mı? Evet, ikinci parti. Kimse şüphelenmiyor ya. Şimdilik bir şey yok. Geldik kapıya. Nedir bu nane şekerci? Her gün burada bağırıp duruyor. Nane şekeri satarım. Ne işin var senin burada? Her gün gelip bağırıp duruyorsun. Şeker satıyoruz abi. Ha, istersen sana da bir tane vereyim. İçini ferahlatır. Bak bir de benimle alay ediyor, küsta herif. Çık dışarı diyorum. Canım bırak da bir dilim ekmek parası kazanalım, değil mi abicim yani? Defol! Şimdi ekmeğine de sana da. Aldırma abi, aldırma, ne yapacaksın? Dikkat et, seninki burada. Yeni bir şeyler var mı? Evet, al şu resimleri. Yaşa, yaşa sen Emi. Akşama gezmeye gidiyor muyuz? Hı-hı. Seni istediğin yere götüreceğim. Canım. Göstereceğiz sana. İşte nikah masası da hazır. Misafirler de gelmeye başladılar. Sen onlarla meşgul ol, ben nesine yardım peki edeyim. Peki dadı. Buyurun, buyurun efendim. Nasılsın kızım? Teşekkür ederim. Bu elbise sıkıyor beni. Nikahta gelin elbisesi giymem diye babama kaç defa da söyledim. Ha kızım, gelinlik kıymadan evlenilir mi hiç? Hem bak bu elbise de maşallah ne kadar yakıştı sana. Surat esmeyi bırak da kendine bir çakı düzen ver bakalım. Nikahınızı da meşhur sakallı bey kıyacakmış. Komşuların nikahını da o kıydı, pek tonton adamdır. Hem eli de uğurludur yani. Aman dadı uğurluymuş demiş, bana ne? Hadi git beni yalnız bırak. Öyleyse ben misafirlerle meşgul olayım. Ali abi! Tamam, avantajcılar çetesinin hafiyesi her şeyi öğrendi. Bak ne bunlar? Bak şu resimlere.
Herif seni hırsız diye yakalatacakmış. Daha neler öğrendim neler. Kız da seni kurtarmak için evleniyormuş. Demek onun için motor takibinden sonra Nesrin birdenbire değişti. Bugün nikah oluyormuş. Nerede? Kendi evlerinde. Aile arasında yapacaklarmış. Hani o sakallı nikah memuru var ya, o kıyacakmış nikahı. Gel Abdi. Şu heriflere bir ders verelim. Nereye gidiyoruz, ne yapacağız? Yürü, yolda anlatırım sana. Şöyle koy oğlum. Baş üstüne efendim. Teşekkür ederim. Mithat! Nikah memuru hala gelmedi mi? Hayır ama neredeyse gelir. Ben bir bakayım. Fena olmaz. Yaşa be Abdi. Tam istediğim gibi oldun. Hani bilmesen ben bile tanımazdım seni. Tabii Ali abi. Ne zannettin? Abdi bu. Sen isteyince her şeyi halleder. Şimdi ne yapacağını biliyorsun değil mi? Kalbini ferah tut abi. Hepsi ezberimde. Hatta istersen onlara mani bile okurum. O senin bileceğin iş. İstediğin gibi hareket et. Hadi. Şimdi abi ben şeye gittim de oraya. Merak etme babalık, sana fenalık yapacak değiliz. Yarım saat dolaşacağız o kadar. Benim tonton kızım heyecanlı değil ya. Gelin olur da heyecanlı olmaz mı? Niye heyecanlansın? Hep bu mesut günü bekledik biz. Baksana nerede kaldı bu nikah memuru? Şimdi gelir efendim. Nikah memuru geldi efendim. Ya geldi mi? Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu meşhur sakallı nikah memuru. Hoş geldiniz. Masaya buyurun efendim. Buyurun efendim. Hadi Nesrin, yerimize oturalım. Ne hoş bir nikah memuru değil mi? Nikah muamelesine başlıyoruz. Lütfen beni dinleyin. Her ne kadar evlenme memuru isem de bu adamla bu kadının evlenmesine müsaade etmiyorum çünkü. Mithat Bey altın yüzük takar, patronuna kazık atar, kızıyla zorla evlenip mirasına konmaya bakar. Vay ne güzel, nane şeker. Bu ne kepazelik? Kim bu herif? Tanımadın mı babalık? Bütün foyalarını meydana çıkartan bir nane şekerci. Atın şu herifi dışarı. Kölene dokunamazsınız. Bana bak Mithat. Sonra canın fena yanar. Abdi'nin ne söylediğini duydun. Ekmeğini yediğin adama yaptığın bütün kötülüklerin ispatı elimizde. Hayır. Ben kimseye kötülük yapmadım. Böyle bir şey ispat edemezsin. Evet, ispat edemezsin. Kimse kımıldamasın, yakarım. Sağ ol gece kuşu, bu iş tamam. Eyvallah abi, yaşasın avantajcılar çetesi. Anlamadım. Hiç. Şunun hesabını görüp geliyorum. Bir dakika bakın. Size söyleyeceklerim var, lütfen şöyle gelin bey baba, bakın anlatayım. O var ya, şimdi... Ah!
rezalet bu. Ya işte böyle bey baba. Allah Allah. Hiç aklıma gelmezdi. Hiç aklına gelmezdi ama Mithat senin mallarını nasıl da yürütmüş değil mi? Sen onları bırak da şu evraka bak. Bu Mithat'ın senden yürüttüğü malların bütün listesi. Ya, olur mu bu böyle? Bir de kızını alacaktı. Çok sevdim seni. Zaten son zamanlarda ben de bir şeyler sezmeye başlamıştım. Sakın Ali'ye bir şey yapmasın. Meraklanma abla. Onun testilini çıkartmıştır şimdi. Ona demir bilek Ali derler. Gel de gör. Hadi. Burnunu suya sokma, balıkların midesi bozulur ayı yavrusu. Ali! Ali'm benim! Canım! Sana bir şey olmadı ya. Yok canım, ne olacaktı sanki. Yalnız bizim eski ahbap biraz banyo yapmak istedi. Hem bize öyle kolay kolay bir şey olmaz. Malum ya, avantajcılar çetesindeniz, elden gel. Beni avantajcılar çetesine gene alır mısınız? Hem de bir daha hiç ayrılmamak üzere. Oh. Hey! Hey! Avantajcılar çetesinin hafiyetini unutmayın. Eşli! Eşli! Kızım, bu kılıkta nereye gidiyorsun? Uzaklara değil bey baba. Hakiki nikah memurunu almaya gidiyoruz. Hadi eyvallah.